Tarih'ten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Afganistan'ın kıvılcımı, Taliban'ın yükselişi ve Afganistan'ın karmaşık tarihi. Afganistan, Orta Asya'nın kalbinde bulunan ve tarihsel olarak stratejik öneme sahip olan bir ülkedir. Coğrafi konumu ve etnik yapısı, yüzyıllardır farklı medeniyetlerin ve imparatorlukların kesişim noktası olmuştur. Ancak Afganistan tarihinin önemli bir dönüm noktası, 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında yaşanan karmaşık ve çalkantılı olaylarla tanımlanır. Bu olayların merkezinde ise Taliban hareketinin yükselişi ve Afganistan'ın bu süreçteki tarihsel ve siyasi evrimi yer alır. Afganistan'ın tarihsel arka planı. Afganistan tarih boyunca çeşitli imparatorlukların ve hanedanların hakimiyeti altında kalmıştır. Hint Altı Yarımadası ile Orta Asya arasında bir köprü, işlevi gören ülke, bu konumuyla ticaret yollarının kavşağı olmuştur. Pers İmparatorluğu, Grek İmparatorluğu, Orta Asya Türk hükümdarları ve İslam medeniyeti gibi birçok farklı güç, Afganistan topraklarında etkili olmuştur. Afganistan, 19. yüzyıl boyunca Büyük Britanya ve Rusya imparatorlukları arasındaki büyük oyunun oynandığı bir saha olmuştur. İngilizler, Afganistan'ı Rus genişlemesine karşı bir tampon bölge olarak görmüşlerdir. Ancak bu dönemde yaşanan 3 Anglo-Afgan Savaşı, İngilizlerin tam olarak istedikleri kontrolü sağlayamamasıyla sonuçlanmıştır. 1. yüzyılın başlarında Afganistan, bağımsız emirlikten bir monarşiye dönüşmüş ve uluslararası ilişkilerde daha fazla bağımsızlık arayışına girmiştir. Ancak bu dönemde ülkede iç çekişmeler ve siyasi istikrarsızlık devam etmiştir. Sovyet işgali ve direniş. Afganistan'ın modern tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri, 1979'da Sovyetler Birliği'nin ülkeyi işgal etmesiyle başlayan süreçtir. Sovyetler, solcu bir hükümetin iktidara gelmesinin ardından Afganistan'ı kendi etki alanlarına dahil etmek amacıyla askeri müdahalede bulunmuşlardır. Sovyet işgali, Afgan halkında geniş çapta bir direniş hareketinin doğmasına neden olmuştur. Bu direniş hareketi, çeşitli etnik grupların ve ideolojik akımların bir araya gelerek oluşturduğu bir cephe haline gelmiştir. Afgan direnişinin en dikkate değer unsurlarından biri, mücahitler olarak bilinen İslamcı savaşçıların direnişiydi. Mücahitler, hem Afganistan'da hem de uluslararası alanda geniş çapta destek görmüşlerdir. ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkeler, Sovyetler Birliği'ne karşı direnişe mali ve askeri destek sağlamışlardır. Bu dönemde Afganistan, Soğuk Savaş'ın bir cephesi haline gelmiş ve uluslararası politikanın odağına yerleşmiştir. 1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte ülkede iç savaş ve kaos başlamıştır. Direniş grupları arasındaki çatışmalar, ülkenin istikrarsızlığını derinleştirmiş ve çeşitli etnik gruplar arasındaki gerilimleri artırmıştır. Taliban'ın yükselişi ve iç savaş dönemi. 1990'ların başında Afganistan'daki iç savaş ve istikrarsızlık devam ederken, Taliban adlı bir İslamcı hareket ortaya çıkmıştır. Taliban, ülkenin büyük bir kısmını kontrol etmeye başlayarak hızla güç kazanmış ve 1996'da başkent Kabil'i ele geçirerek iktidara gelmiştir. Taliban'ın yükselişi, Afganistan'ın iç savaş ve istikrarsızlık dönemindeki karmaşık dinamikleriyle derinlemesine bağlantılıdır. Hareket, halk arasında güvenlik ve düzen vaadiyle destek bulmuş ve hızla genişleyen kontrol alanıyla diğer grupları ve savaş beylerini alt etmiştir. Taliban'ın yönetimi, aşırı dindar bir yorumla İslam'ı dayatma ve katı şeriat kurallarını uygulama amacı gütmüştür. Kadınların haklarına ve kişisel özgürlüklere yönelik kısıtlamalar, uluslararası toplumun eleştirisine ve endişesine yol açmıştır. Uluslararası müdahale ve sonrası, Taliban'ın iktidarı, uluslararası arenada geniş çapta eleştirilmiş ve Afganistan'ın iç işlerine müdahale etme gerekçesiyle çeşitli ülkeler tarafından kınanmıştır. ABD, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Taliban'ı El-Kaide'ye sığınak sağlamakla suçlayarak Afganistan'a askeri müdahalede bulunmuştur. Amerikan müdahalesi Taliban'ın devrilmesiyle sonuçlanmış
Ancak ülkede istikrar ve uzun vadeli barış sağlanamamıştır. Taliban, direniş hareketi olarak varlığını sürdürmüş ve son yıllarda tekrar güçlenmeye başlamıştır. Afganistan, 20. ve 21. yüzyılların siyasi, askeri ve insani krizlerinin kesiştiği bir noktada kalmaya devam etmektedir. Afganistan, tarihi boyunca birçok istila ve iç savaşa maruz kalmış, karmaşık bir geçmişe sahip bir ülkedir. Son 40 yılda ise Sovyet işgali, iç savaş, Taliban rejimi ve ABD'nin 20 yıllık işgali gibi olaylarla sarsılmıştır. Bu durum Afganistan'ı dünyanın en yoksul ve en az gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmiştir. Taliban 1994 yılında Afganistan'da ortaya çıkan bir İslamcı siyasi ve dini harekettir. Sovyetlerin çekilmesinden sonra çıkan iç savaşta Taliban, Pakistan'ın desteğiyle güçlenerek 1996 yılında Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmiştir. Taliban rejimi, katı bir şeriat hukuku yorumu uygulayarak Afganistan'ı dünyadan izole etmiştir. Kadınların eğitim ve çalışma hakları kısıtlanmış, erkeklerin sakal bırakması zorunlu hale getirilmiştir. Taliban ayrıca El-Kaide'ye ev sahipliği yaparak 11 Eylül saldırılarına zemin hazırlamıştır. Taliban'ın ikinci iktidarı birçok endişeyi beraberinde getirmiştir. Taliban'ın kadın haklarına ve azınlık gruplarına saygı gösterip göstermeyeceği, Afganistan'da tekrar bir iç savaşa yol açıp açmayacağı ve El-Kaide'ye tekrar ev sahipliği yapıp yapmayacağı bilinmemektedir. Taliban'ın etkisi, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin birçok etkisi olmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır. İnsani kriz, Afganistan'da hali hazırda var olan insani kriz, Taliban'ın tekrar iktidara gelmesiyle daha da derinleşmiştir. Milyonlarca insan açlık ve yoksullukla karşı karşıyadır. Ekonomik kriz. Afganistan ekonomisi büyük ölçüde dış yardıma bağlıdır. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve yaptırımların uygulanması Afgan ekonomisini büyük bir krize sürüklemiştir. Güvenlik sorunları. Taliban'ın iktidara gelmesiyle birlikte Afganistan'da güvenlik sorunları artmıştır. Taliban'ın kontrol altına alamadığı bölgelerde IŞİD-K gibi terör örgütleri faaliyet göstermektedir. Göç, Afganistan'daki insani kriz ve güvenlik sorunları birçok Afgan'ı göçe zorlamaktadır. Komşu ülkelere ve Avrupa'ya göç eden Afganların sayısı her geçen gün artmaktadır. Sonuç, Taliban ve Afganistan'ın geleceği belirsizliğini korumaktadır. Taliban'ın ülkeyi nasıl yöneteceği, Afganistan'ın ve bölgenin geleceğini büyük ölçüde etkileyecektir. Afganistan'ın tarihi, karmaşık etnik, dini ve siyasi dinamiklerle doludur. Ülke, yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin ve güçlerin etkisi altında kalmış ve sürekli bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Taliban'ın yükselişi ve sonrasında yaşanan iç savaş, ülkenin modern tarihini derinden etkilemiş ve milyonlarca insanın yaşamını etkileyen bir trajediye dönüşmüştür. Afganistan'ın geleceği belirsizdir ve ülkenin istikrara kavuşması için uzun vadeli ve kapsamlı çözümlere ihtiyaç vardır. Ancak uluslararası toplumun desteği, iyi ve Afgan halkının iradesiyle ülkenin barış ve refaha kavuşabileceği umudu her zaman mevcuttur. Ek bilgiler: Taliban'ın Afganistan'daki desteği bölgesel ve etnik açıdan homojen değildir. Taliban'ı destekleyen gruplar genelde Peştun etnik grubundan oluşmaktadır. Taliban'ın içinde farklı gruplar ve görüşler bulunmaktadır. Bu gruplar arasındaki güç dengesi, Taliban'ın gelecekteki politikalarını etkileyecektir. Afganistan'ın komşu ülkeleri ve uluslararası toplum, Taliban'ın Afganistan'ı nasıl yöneteceğine dair büyük bir endişe duymaktadır. Afganistan'ın geleceği, Taliban'ın iç ve dış politikalarına ve uluslararası toplumun desteğine bağlı olacaktır. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma.